Melek kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 500 litrede yapmış olduğumuz depis ses üretimi nasıl gidiyor bunu anlatacağım. Yavruları topluyordum. Aklıma video çekme fikri geldi. Dün de toplamıştım aslında. Uzun zamandır da lepis sesleri göstermiyordum. Size lepis sesleri göstereyim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarla ve like'larla kanalıma destek verirseniz çok çok sevinirim. Kısa bir hatırlatmam daha var tabii ki her zamanki gibi. Katıl butonuyla kanalıma destek veren Akvaryum Kaptanı kanalından Osman abime, Akvaryumca kanalından Muhammed kardeşime, Gupi İstanbul kanalından Cihan kardeşime çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler de katıl butonuyla kanalıma destek verebilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Bakalım lepis sesler ne alemde. Evet arkadaşlar, bu şekilde yavrularımı toplamaya başlamıştım. Ama aklıma geldi. Dedim ki ben niye bunların videosunu çekmiyorum? Uzun zamandır lepis seslerle ilgili video çekmediğim aklıma geldi. Ve çekmek düşündüm. Çekmeyi düşündüm daha doğrusu. Bakın yavrularımız burada arkadaşlar. Birazdan ben bunları kepçe yardımıyla toplayacağım. Yeni bir dişim doğurmuş büyük ihtimalle sabah. Bakın burada da var. Hatta birazcık büyüyen yavrular da var arkadaşlar. Gözümden kaçan yavrular burada büyümeye başlamışlar. Bakın burada da var. Damızlıklarım burada. Bunlar arkadaşlar metal bilek sinek sikinler. Ripon ve düz olarak iki tür de var. İkisi de aynı yerde. Ayıracaktım ama bunları ayırma fırsatımız olmadı. Zaten yerim de kısıtlı. O yüzden hepsi aynı yerde duruyor. Umarım ki balıklar görünüyordur. Gayet güzel, gayet sağlıklı bir şekilde büyümelerine, boylanmalarına devam ediyorlar. Yani arkadaşlar lepis sesler genelde hep küçük akvaryumlarda yapılıyor. Beslemesi, büyütmesi hep küçük akvaryumlarda yapılıyor. Ben de bu şekilde bidonlarda yapmak istedim. Çiftlikte havuzları gördükten sonra ben de bu şekilde bidonlarda yapmak istedim. Gayet güzel rafya sistemi olduktan sonra gayet güzel bir şekilde üretim yapılabiliyor. Bakın yavruları görebiliyorsunuzdur umarım. Yani çok fazla da yavru yemiyorlar. Çok fazla bir kaybımız olmuyor. Rafyamız yoğun. O yüzden çok fazla bulabildiklerini düşünmüyorum. Yavrular da birazcık nasıl söyleyeyim, daha fazla kaçma alanı olduğu için, daha fazla yüzme alanı olduğu için birazcık daha fazla kaçıyorlar. Daha fazla saklanıyorlar. Ve bu sebeple kaçma alanları fazla olduğundan dolayı da daha fazla yavru alınabiliyor diye düşünüyorum. Bakın yavrularımız burada. Maşallah rafyaların aralarına giriyorlar ben kameraya yaklaştırdıkça. Ama bir hayli yavrumuz var. Ben bir kısmını da toplamaya başlamıştım. Bu metal bileklerin yavruları. Arkadaşlar burada da reptiller var. Reptillerim var burada da. Bakın burada da yavrular var. Bunların yavru sayıları çok çok az. O yüzden hiç ellemiyorum ben. Birazcık burada üremelerini istiyorum ama bakın burada yavaş yavaş yavrular yüzmeye başlamış. Almıyorum arkadaşlar. Bu yavruları bir yere ayırmıyorum. Çünkü çok çok az yavruluyorlar. Hani bir yere koyabilecek durumda değilim ama bakın şu şekilde yavaş yavaş çoğalmaya başlamışlar. Bunların rafyası birazcık ufak. O yüzden daha fazla yiyor olabilirler. Burada da king kobralar var arkadaşlar. Bakın bunlar da bir hayli çoğaldılar. Yavruları da hemen şurada. Bakın umarım ki net bir şekilde görünür. Tabii ben hareket edince kaçmaya başlıyorlar ama rafyaların arasında yavruları görebilirsiniz. Burada doğal bir ortam oluştuğunu düşünüyorum ben bunlar için. Gayet geniş bir ortamları var arkadaşlar. O yüzden rahatlıkla üreyebiliyorlar, rahatlıkla çoğalabiliyorlar burada. Sizler de bu şekilde üretimlerinizi yapabilirsiniz. Eğer imkanınız varsa, üretim yapan arkadaşlar varsa ufak yerlerde, ufak akvaryumlarda lepis seslerle uğraşmak yerine bu şekilde daha büyük yerlerde rahatlıkla yapabilirsiniz. Yavruları çekmeye çalışıyorum ama yoğunluğu umarım ki görebiliyorsunuzdur. Şurada bir grup yoğun var. Birazdan bu king kobraların yavrularını da toplayacağım. Dişilerim de zaten şu şekilde üstten bakıyorum. Hayli dişim de dolu vaziyette, dolmuş vaziyette. Umarım ki onlar da kısa zamanda yavrularlar ve onların da yavrularını alırız. Arkadaşlar burada da platilerim var. Platilerin de rafyasını göstereceğim size ama birazcık dönmem lazım tabii ki. Hemen bir dönüp gireyim ben, platilerini de size göstereyim. Oradan çok fazla gösteremedim. Onları da göstereyim. Onlarda da bir hayli yavru var.
Evet arkadaşlar, burada da yerli lepisteslerle platilerin yavruları var. Artık karışık bir şekilde bunları atıyorum ben buraya. Bakın şimdi platilerin de yavrularını göstereceğim. Sırtını göreceksiniz ama hani ben gelir gelmez kaçmaya başladıkları için hepsi şu an rafyonun içerisinde, birazdan çıkmaya başlarlar. Rafyonun içerisi dolu arkadaşlar. Yani rafyoda neredeyse saklanacak artık yerleri kalmamış. Bir hayli yavrumuz var platilerden de. Maşallah diyelim. Maşallah diyenlerin daha çok olsun, daha güzelleri olsun, daha iyileri olsun. Şu şekilde kafesi de attım arkadaşlar. Kafesin içerisinde balık yok, yanlış anlaşılmasın. Kafesin içerisine sadece yavrular girmesi için attım. Hani birazcık daha büyük boyda olan yavrular kafesin içerisinde daha iyi yüzme alanı bulabiliyorlar. O sebeple attım. Yani bu bölgeye çok fazla girmediğim için de yavrular ve damızlıklar bir hayli ürkek ve korkak oluyor arkadaşlar. Bu, yani bu bölüme hemen hemen hiç girmiyorum. Sadece yemlerken giriyorum. Onun dışında vahşi bir yaşantı gibi onlar burada kendi hallerinde üremelerine devam ediyorlar. Bu arada sizlere geçen göstermiştim daninoları sağdığımı. Şimdi o daninoları çıkım oranını da sizlere göstereyim arkadaşlar. Umarım ki görebiliriz flaşsız bir şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde göstereceğim. Bakın bir hayli danino yavrumuz çıkmış vaziyette. Tabi bu bizim görmüş olduğumuz sadece üst katma. Hani bunun bir de şu şekilde, bakayım sabitler mi? Şu şekilde bir alt katmanı da var. Daha en altlarda bile yavrular mevcut. Yani akvaryumun içerisi full danino zebra arkadaşlar. Ama tabi burada konumuz lepistesler olduğu için ben size lepistesleri anlatacağım. Almış olduğum yavruları bu şekilde atıyorum arkadaşlar. Yani şu akvaryumların içerisine bu şekilde atıyorum. Burada birazcık boylananları hemen onları da göstereyim bir grubunu. Daha sonra videoyu da çok fazla uzatmayalım. Evet arkadaşlar, daha sonra boylananları da buraya atıyorum. Ve burada artık satış boyuna gelmiş balıklar buradan da satışa gidiyorlar. Tabi burada daha henüz satış boyuna gelmemiş olanlar da var. Satışa gelmiş olanlar da var. Ama süreç bu şekilde işliyor. Buradan büyüklerden siparişlere göre gönderiyoruz. Şu şekilde alttan da göstermeye çalışayım. Evet, ışık olmadığı için çok çok net görünmeyecektir ama yine de hani olay üretim serüveni, üretim nasıl gidiyor, nasıl şekilleniyor onu anlatmak olduğu için bu şekilde sizlere göstermek istedim. Bu arada lepistes sahiplenmek isteyen arkadaşlar olursa bana ulaşabilirler. Her türlü konuda yardımcı olmaya çalışırım. Ben buradan herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sağlıkla kalın.